Kuşak Saati'ne hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bu kuşakta sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Öncelikle piyasalar diyeceğiz. Diğer yanda bugün gerek tarım sektöründe gerek tekstil gerek otomotiv sanayini konuşacağız. Ama öncesinde piyasalara baktığımızda hemen integral yatırıma gidelim. Meryem Gürsoy telefon hattımızın ucunda. Meryem'e merhabalar diyerek başlayalım. Evet Meryem. Borsa İstanbul'da dün çift sıfırın atılmasının ardından an itibariyle 2000 bandını zorlamıştı ama 2000 gerisinde işlemler devam ediyor. Fiyatlamalarda neler etkili? Şunun şurasında 1,5 iş günümüz var. 4 günlük bayram tatili öncesinde Borsa İstanbul'a bankacılık endeksinin pek de eşlik edemediğini görüyoruz yükseliş hikayesinde. Beklenti piyasada nasıl şekilleniyor? Yani merhaba, iyi günler dilerim. Aslında senin de bahsettiğin gibi endekste 1200 seviyesini kırmakta zorlandı endeks. Dün de aynı şeyi gördük ve bugün de bir miktar zaten eksisi olduğunu görüyoruz. Açıkçası 1200 seviyesi BIST endeksi için çok sağlam bir direnç seviyesi oldu ve endeksin yükselen trendinin devam edebilmesi için de ben 1200 seviyesinin üzerinde kapanışların olması gerektiğini düşünüyorum. Aşağıda 1176 seviyesi oldukça önemli. 22 günlük ortalamanın geçtiği bir seviye. Ama genel olarak baktığımızda endeks 1176 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketi devamını bekleyebiliriz. Ama gelebilecek satışlar karşılanmazsa ve bu seviyenin altına gelirse o zaman takip edeceğimiz seviye 1162 seviyesi olacak. Ben de bahsettiğim gibi bankacılık endeksini hep konuşuyoruz zaten. Yani yükselen yükseliş sırasında aslında bankacılık endeksinin diğer endekslere göre daha geride kaldığından bahsediyoruz ki dün de baktığımızda aslında bankacılık endeksine gelen satış baskısını olduğunu görmüştük. Dolayısıyla bahsettiğim gibi endekste 1200 seviyesinin aşılabilmesi için bankacılık endeksinin de yukarı yönlü hareketini desteklemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Peki Meryem, diğer yanda bankacılık sektöründen gelecek olan bilançolar bir miktarda olsa endekste eğer iyi gelen bilançolar endekse yardımcı olabilir mi yükselişe? Açıkçası hisse bazlı hareketleri görebiliriz ama yani sadece bilançoların endeksin yukarı yönlü hareketini desteklemesi açısından yeterli olacağını ben düşünmüyorum. Dolayısıyla da bir miktar daha para girişimin olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, senin de bahsettiğin gibi bilançolardan dolayı hisse bazlı hareketlilikler olabilir ama bunun kalıcılığının sağlanabilmesi için bankacılık endeksinin genelinde yukarı yönlü hareketi destekleyici bir hareket olması gerekiyor bence. Ve son olarak hacim tarafını da sormak istiyorum. Yatırımcı iştahı nasıl? Bugünkü piyasaya baktığımızda bugün piyasada işlem hacminin bir miktar az olduğunu görüyoruz. Satışların karşılandığını da görüyoruz. Ama dediğim gibi yurt dışı endeksine de bakmak lazım aslında. O taraftaki bugünkü açılış, ABD tarafındaki açılış da önemli olacaktır. O tarafın desteği gelirse içeride de yine hacimlerin artmasıyla beraber endeks 1176 seviyesinin üzerine tutunursa yukarı yönlü hareketin devamı söz konusu olabilir. Çok teşekkür ediyoruz aktardığın notlardan dolayı. İntegral Yatırım'dan Meryem Gürsoy'u uğurladıktan sonra şimdi de konuğumuz Türk Traktör Genel Müdürü Aykut Özüner bizlerle birlikte. Aykut Bey hoş geldiniz diyerek başlayalım. Evet, bilançoyu açıkladınız. İkinci çeyrek bilançosuna dikkatle baktığımızda net karlılığının %22'lik bir artış sağladığını görüyoruz. Genel itibariyle ikinci çeyrek bilançosunu finansal tabloyu nasıl yorumluyorsunuz ve bu %22'lik artış nasıl sağlandı? Sesim net geliyor mu acaba? Alo. Duyabiliyor musunuz bizi Aykut Bey? Evet, ben duyuyorum. Siz beni duyabiliyor musunuz? Evet. Evet. Merhabalar, teşekkürler. Bahsettiğiniz gibi dün akşam finansalları açıkladık. Bugün basın analistlerle de paylaştık. Bu sene zaten geçtiğimiz senenin son çeyreğinden itibaren iyileşen pazar koşullarıyla zaten iyi bir başlangıç yapmıştık. İlk çeyrekte de 82 milyon büyük karlılık açıkladık. Aynı performansın ikinci çeyrekte de devam etti. Özellikle bu senenin ilk çeyreğinden sonra Mart sonu Nisan başı dönemde özellikle dünyayı etkileyen bu pandemi sebebiyle işlerimizde tüm sektörlerde olduğu gibi kısa bir duraklama oldu. Ama özellikle tarım sektörü içinde bulunduğumuz mekanizasyon sektörünü değerlendirdiğimde bu duraklamanın işlerimize etkisi çok kısıtlı kaldığını söyleyebilirim.
Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde Nisan ayının ortasından itibaren üretimimize tekrar başlayarak pazarda ilk çeyrekte olan talebi yine karşılamaya çalıştık. Bu sebep sonucunda da Mayıs-Haziran aylarında üretim tempomuz tekrar özellikle Haziran ayında ilk çeyrekteki çıktığımız en yüksek mertebeye de ulaştı. Bunların da etkisi sonucu finansallara olumlu yansıdı sizin de bahsettiğiniz gibi. Net karımız ilk çeyrekte 84 milyon, ikinci çeyrekte 77 milyon açıkladık. Belli bir adet düşüşü olmasına rağmen toplamda da ilk 6 ayda 161 milyon kar açıkladık. Geçen seneyle karşılaştırmak çok doğru olmayabilir. Geçen sene özellikle tarım ve traktör sektöründe istisna bir seneydi diyebilirim. Ama 2018'le karşılaştırdığımız zaman 2018'in üzerinde bir mertebeye tekrar ulaştığımızı söyleyebilirim. Aykut Bey, piyasa beklentisini yaklaşık %22 üzerinde 77 milyon liralık net kar açıkladınız ve bilançonuzu okuduğumuzda bu iç pazar ağırlıklı geldiğini görüyoruz. İç pazarda özellikle satışlardaki artış nasıl yakalandı? Ancak aynı şekilde ihracatta buna paralel bir artış göremedik. Öncelikle iç pazarı sormak istiyorum. Ardından da dış ticarete ilişkin gelir rakamlarınızı da dinlemek isterim. İç pazarda özellikle 2019 yılı pazarı çok daralan bir pazardı. İlk önce bir geçmişi hatırlamak gerekirse 2017 döneminde 70-75 bin liraya yükselen bir pazar büyüklüğü vardı. Daha sonra 2018'de yaşanan ekonomik durgunlukla birlikte bu pazar 48 bin lira, daha sonra da 26 bin lira kadar düştü geçen sene. Dolayısıyla aslında çıktığımız noktaya bakarak bu seneyi yorumlamak daha doğru. Hala daha çok gidecek yerimiz olduğunu da düşünüyoruz önümüzde. Geçen sene bu kadar daralan pazardan sonra biz özellikle son çeyrekte Kasım-Aralık aylarında bir hareketlenme görmeye başladık. Özellikle geciktirilmiş talebin tekrar bayilerimize geldiğini gördük. Bununla birlikte de ilk çeyrekte özellikle tarım sektöründe tarım sektörünü etkileyen sektör dinamikleri, iklim, işte finansman koşulları, devlet destekleri, tarımı hep destekleyen yönde pozitifti. Dolayısıyla çiftçinin giderlerini daha kontrol altında tutması, gelirini daha öngörebilmesi de aslında çiftçiyi biraz yatırıma sevk etti. Bütün bunların neticesinde de iç pazar ilk 5 ayda geçen sene göre %61 büyüdü. Buna para olarak biz de satışlarımızı paralel oranda arttırdık ama hala 2018'in %40 gerisinde olduğumuzda altını çizmek istiyorum. Yılla ilgili bir bugün iç pazarla ilgili bir görüş de bildirdik. İşte yaklaşık 41 bin 46 bin temposunda 2018'e yakın bir mertebelerde pazarın büyüyeceğini öngörüyoruz. İhracatta da dediğiniz gibi geçen seneye göre %23 bir düşüş var. Burada özellikle ihraç pazarlarında bu pandemi süreci daha uzun sürdü. Bir de biliyorsunuz ki silsileli olarak birçok pazar arka arkaya etkilendi. Hepsi bir anda yaşanan bir pandemi süreci olmadı. Dolayısıyla Mart-Mayıs dönemlerinde özellikle Avrupa pazarlarındaki satış grafiğimiz düştü. Bu sebeple geçtiğimiz senenin ilk 6 ayda %23 gerisindeyiz. Ama özellikle yine altını çizmek istediğim konu Mayıs-Haziran aylarında geleceğe dönük tahminler olumlu şekilde artmaya başladı yine Avrupa pazarlarından. Biz de bu sene yine 11.000-12.500 bandında bir ihracatla kapatacağımızı öngörüyoruz. Geçen sene bu rakam 15.000'lerdeydi. Özellikle Türkiye'nin başladığı 2019 dip noktasından baktığınız zaman çok daha hızlı büyüyen, olumlu sonuçlar veren bir pazar var. İhraç pazarlarında özellikle senin 2-3 ayında kayıp yaşandığı için bunun bu sene mutlaka ihracatta bir miktar adetlerimize olumsuz etkisi olacak ama orta vadede bunların da tekrar toparlayacağını ve büyüme trendine gireceğini öngörüyoruz. İhracatta da 11.000 ila 12.500'ler satış adediyle kapayacağınızı söylediniz. Ben iç pazarda şunu da sormak istiyorum. Özellikle çiftçinin de ekonomide durgunluğa bağlı olarak alımlarını azalttığı bir süreçte kamu bankalarının çiftçilerimize yönelik düşük faizli kredi paketleri var mı traktör alımında? Nasıl desteklenebilir çiftçiler? Özellikle Ziraat Bankası mekanizasyon ve bunun içerisinde traktörde uzun yıllardır çiftçiyi destekliyor.
Ziraat Bankası'nın yaklaşık satışların sadece bizim markamız değil tüm markalarda yaklaşık %50'si, %55'i Ziraat Bankası kredileriyle gerçekleşiyor. Geçtiğimiz sene Kasım ayında faizler düşmeye başlamıştı. %12'lere düştü bas faiz. Ocak ayında da Ziraat Bankası %9'a düşürdü bas faizi. Tabii ki bunun talebin daha hızlı artmasında çok olumlu bir etkisi oldu. Aynı zamanda traktör alımlarındaki üst limiti 500 bin TL'ye kadar çıkardılar sene başında. Yerli üretimde de yine %51 faiz desteği var. Dolayısıyla faizlerin bu kadar düşük olması zaten ötelenmiş olan 2019 yılında hızla daralan pazardaki talebi de daha hızlı canlandırdı. Açıkçası bizim beklentilerimizden daha hızlı canlandırdı. Ama sadece tek başına finansman diye de bakmamak lazım. Biraz önce de bahsettiğim gibi iklim koşulları bu sene olumlu gitti. Bu sene rekoltede geçen senenin %7 üzerinde bir verim bekleniyor. Ziraat Bankası'nın yanı sıra bizim Türk Traktör Finans diye sunduğumuz bir ürünümüz var. Bunu da bayilerden çıkmadan tüketicilere kredi vererek satışlarımızı hızlandırmaya çalıştığımız bir konu. Aynı zamanda bir de devlet destekleri var genel Ziraat Bankası'nın dışında. Geçen seneye göre devlet destekleri %30'a yakın arttı. Enflasyonun çok üzerinde. 22 milyar TL'ye çıktı. Dolayısıyla bunların da bu seneki tarım sektörüne olumlu, çiftçinin gelirine olumlu etkisi var. Biz de bu sektörün bir parçası olarak satışlarımızda bu etkiyi görüyoruz. Aykut Bey, peki ikinci çeyreğin ardından şunu da sormak istiyorum. Bu karlılığı yıl genelinde koruyabilecek misiniz? Genel yıl beklentiniz nedir? Biraz önce bahsettiğim bu ana tarımı pozitif etkileyen faktörlerin burada da devam edeceğini öngörüyoruz. Devlet destekleri devam ediyor. Şu anda Ziraat Bankası ve bizim finansman araçlarımız da tarımı desteklemeye devam ediyor. İklim koşulları, verim rekolte oldukça iyi gözüküyor. Bölgesel sıkıntılar olmakla birlikte genel Türkiye genelinde pozitif bir beklenti var ve ilk 6 ayda da bunu gördük. Dolayısıyla ikinci 6 ayda da sektörü etkileyen ana kriterlerde bir değişiklik öngörmüyoruz. O yüzden de senenin tamamında pazarın 41 bin, 46 bin mertebelerinde kapanacağını görüyoruz. İlk 5 ayda 14.500 adetti. Dolayısıyla bir yavaşlama öngörmüyoruz. Ayrı faktörlerin, pozitif faktörlerin sektörü olumlu şekilde etkileyeceğini öngörüyoruz. Bizim de genel olarak hani ciro hedeflerimiz, marjlarımız buna paralel olarak yılın geri kalanında da ilk ve ikinci çeyrekte olduğu gibi bu mertebelerde tutmak ana hedefimiz. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı kapasite kullanım, imalat sanayi kapasite kullanım oranlarına baktığımızda Sayın Özüner, Temmuz ayında 4.7 puanlık bir artışla 70'in üzerine aştık. 70.7 seviyesine ulaştı. Bu noktada Türk Traktör olarak siz kapasite kullanımda hangi seviyedesiniz faaliyetlerinizde? Bugün itibariyle hani Haziran-Temmuz aylarında bahsedecek olursak iki fabrikamız var bizim. Ankara fabrikasında hemen hemen tam kapasite çalışıyoruz. Birçok bölümde iki vardiya, bazı bölümlerde de üç vardiya çalışıyoruz. Erenler'de de ikinci vardiyaya geçtik. Kapasite kullanımımız şu anda Nisan-Mayıs aylarında çok düşmüştü. Şu anda %70-80... Evet, Türk Traktör Genel Müdürü Aykut Özüner iki tesislerindeki kapasite kullanım oranlarındaki düşüşten bize bahsediyordu. Dün hatırlayacağınız üzere imalat sanayi kapasite kullanım oranı Temmuz ayında yaklaşık 1749 iş yeri tarafından alınan iktisadi ankete göre 4.7 puanlık artışla 70.7 seviyesinde gerçekleşmişti. Tabii ki burada çok farklı kriterler alınıyor. Tüketim malları, dayanıklı tüketim malları, dayanıksız tüketim malları, ara mallar ve yatırım malları olmak üzere. Bu kapsamda Türk Traktör Genel Müdürü Aykut Bey'den de özellikle iki tesisindeki kapasite kullanım oranlarını ilerleyen dakikalarda dinleyeceğiz. Ancak ikinci çeyrek bilançosu gelmişti. Onu bir özetle üzerinden bakacak olursak piyasa beklentisinin %22 üzerinde 77 milyon lira
net kar rakamı açıkladı Türk Traktör. Sapmanın hem faaliyet karlılığından hem de faaliyet dışı kalemlerden olduğunu görüyoruz. 988 milyon lira olan satış rakamı genelde piyasa beklentilerini karşılarken 133 milyon lira gerçekleşen FABÖK 123 milyon lira olan piyasa beklentisini de aşmıştı. Böylece FABÖK rakamı 13,5 gelirlerken tahminlerde %12,7 olması yönündeydi. Bu arada özellikle vurgulanan iç piyasa koşullarının karlılığa yapmış olduğu olumlu etkinin tahminlerinin de ötesine geçtiğini görüyoruz. Bilançoda özellikle özetinde bu notlar yer alıyordu. İç piyasanın karlılığa ciddi anlamda katkı yapmasının etkisi görülürken ancak ihracat pazarlarında aynı yükseliş iğmesini sağlayamadı. Çünkü pandemi nedeniyle kimi dış pazarlardaki toparlanmanın geciktiğini dile getirdi biraz önce Türk Traktör Genel Müdürü Aykut Özöner. Özellikle yıl genelinde yaklaşık 11 bin ila 12 bin 500'lük ihracat satış adediyle kapayacaklarını biraz önce bizlere açıkladı. Diğer yanda iç piyasadaki özellikle satış adetlerini artırmanın mevcutta Ziraat Bankası'nın devam etmekte olan bir kamu bankalarının devam etmekte olan çiftçiye yönelik düşük faizli traktör alım kredilerinin etkili olduğunu dile getiriyordu Aykut Özüne. Yeniden sanırım kendisine dönebiliyoruz. Evet Aykut Bey, imalat sanayi kapasite kullanım oranlarında Türk Traktör'ün özellikle performansını dinleyerek ilerliyorduk. İki tesisinizde yüzde kaçlık kapasiteyle şu an itibariyle faaliyetlerinizi yürütüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, şu aşamada %70'lerdeyiz ama biraz önce de altını çiziyordum. Daha önce 50 bin adeti destekleyen bir üretim tempomuz var. Şu anda onun daha uzağındayız ama gelişmeyi incelediğimiz zaman geçtiğimiz seneki kapasite kullanım oranlarımız ve özellikle Haziran-Temmuz aylarındaki kapasite kullanım oranlarımız ve bunun sürekli iyileşmesi bizleri oldukça motive ediyor. Ama şu aşamada %70 civarlarında bir kapasite kullanımımız var. Hem Ankara'da hem Erenler. Evet, %70 kapasiteyle devam etmektesiniz. Şunu da öğrenmek istiyorum. Yatırım planlarınız içerisinde önünüzdeki dönemde yeni yatırım yurt içi ve yurt dışında var mı? Veya satın alma, ortaklık işbirliği kapsamındaki yeni dönem hedeflerinizi de dinlemek isterim Sayın Özüner. Önümüzdeki dönemde ortaklık veya büyük bir yatırım planımız yok. Bizim önümüzdeki dönemde özellikle bu sene ve önümüzdeki sene içerisinde yapacağımız ürün yatırımlarımız var. Ürün yatırımlarına devam ediyoruz. Türkiye'de emisyon geçişi, Tier 4 emisyon geçişi olacak. Ona ilgili hazırlıklarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Yine ihraç pazarlarımızdan, önemli ihraç pazarlarımızdan Avrupa'ya da Tier 5 geçişi olacak. O ürünlerin yatırımlarına devam ediyoruz. Bunları zaten Türkiye önümüzdeki sene Nisan ayında devreye girecek, bir kısmı da Ekim'de. Tier 5 geçişi çok yakın bir zamanda ilk Tier 5 araçlarımızı üretip Avrupa'ya satmaya başlayacağız bu sene içerisinde. Aykut Bey, dışında, evet lütfen buyurun. Bunun dışında başka bir ortaklık veya satın alma gibi bir planımız önümüzdeki süreçte yok. Özellikle Avrupa Birliği'nin uyulması gereken karbon emisyonu doğrultusunda yeni ürün konseptleri, yatırımları olduğunuzu söylediniz. Mevcut bantlarda mı yapılacak yoksa yeni bantlar ve yeni yatırım gerektiriyor? Ne kadarlık bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz? İçinde bunun biraz önce de bahsettim. Kapasite kullanım oranımız da oldukça yüksek. Kapasitemiz oldukça yüksek. Dolayısıyla bu ürün yatırımları şu anda kullandığımız mevcut tesislerimizde Ankara'da ve Erenler'de yapılacak. Zaten her sene yaptığımız yeni yatırımlar bunlar ama bu sene özellikle bütün bu emisyon geçişlerinden dolayı üst üste gelen yatırımlar. Biz genel olarak bu senede 150 milyon TL ile 200 milyon TL arasında işte ürün yatırımı, yenileme yatırımı, fabrika içi yatırımlar olmak üzere genel bir planımız var ve o doğrultuda da ilerliyoruz bu sene içerisinde. Çok teşekkür ediyoruz. Hedeflerinizi bizlerle paylaştığınız için Türk Traktör Genel Müdürü Aykut Özüner'i de uğurladıktan sonra kısa bir ara diyelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz piyasa hattına. Müzik.
Piyasa Hattı'na yeniden hoş geldiniz. Bu bölümde ilk sırada tekstil ve ham maddeleri sektörünü konuşacağız. İhracatta nasıl bir durum geçerli ve artan kurun etkisini soracağız. İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz bizlerle birlikte. Ahmet Bey hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Ahmet Bey şimdi kurdaki etkiyi soracağım ama öncesinde Temmuz ayını kapatıyoruz yavaş yavaş. Hızlı bir toparlanma sağlamıştık Haziran ayında. Temmuz ayında bunu koruyabildik mi? Tekstil ve ham maddeleri olarak ne kadarlık bir ihracat gerçekleştirdiniz bugüne kadar, ay başından bugüne? Çok teşekkür ederim Hande Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Haziran ayında ihracatımızda toparlanma başladı. Pandemi süreci biliyorsunuz Mart ortasından Mayıs sonuna kadar ihracatımızda ciddi bir düşüşe sebebiyet verdi. Yaklaşık %50 kadar ihracatın düştüğü bir dönem yaşadık. Fakat Haziran ayında rakamlarımız iyiydi. %20'nin üzerinde bir ihracat artışıyla Haziran ayını kapattık. İlk 6 aya baktığımızda %17 gibi bir kayıp yaşadık. Yine pandemi döneminin olumsuz etkisiyle. Temmuz'da ise şu anda başa baş gidiyoruz. Geçen senenin Temmuz ayına kıyasla aşağı yukarı aynı paralellikle gidiyoruz ihracatta. Tabii kurların önemi çok büyük ihracatta rekabet edebilme açısından. Şu anda biraz daha rekabetçi kurlara sahibiz. 7'ye yaklaşan bir dolar, 8'in üzerinde bir euro kuru ihracat için şu anda rekabet edici kurlar. Evet, kur kısmını soracağım ama şunu da almak istiyorum. Yılbaşındaki hedefiniz neydi? Çünkü tekstil ve ham maddeleri dediğimiz zaman Türkiye genel ihracatında genellikle ilk 3 sırayı paylaşıyorsunuz. Otomotiv, kimya sanayi ile birlikte. Bu yılki hedefin neresinde kalacak sektör? Evet, biz %10 gibi bir artış hedeflemiştik ama maalesef tabii pandemi hesapta yoktu biliyorsunuz bu hedefleri koyduğumuzda. Tabii yine hedefimiz geçen senenin altında kalmamak. Burada ikinci yarı çok önemli bizim için. Yani bir %5 ila 10 arası bir küçülme olabilir. Bunu biz istemiyoruz. Ama en azından geçen senenin rakamlarının altına düşmemek istiyoruz. Altını çizmek istediğim bir nokta var ki bu da teknik tekstiller ihracatımız. Burada %40'ın üzerinde bir artış kaydettik ilk 6 ayda. Bizim şu anda rakamlarımızı iyileştiren bir ürün grubumuz bu. Medikal tekstillerin de içinde yer aldığı, nonwoven kumaşların yer aldığı teknik tekstillerde hızlı bir ihracat artışımız var. Bununla beraber ümit ediyorum ki 2019'un altında kapatmayız bu seneyi. Ama yine tekrar ediyorum, ikinci 6 ay çok önemli. Peki tekstil ve ham maddeler dediğimizde yerlilik oranı nedir Sayın Öksüz? Biz ağırlıklı yerli üretim yapıyoruz. Yani bizim ithal girdimiz sadece ham madde tarafında, bir miktar iplik tarafında mevcut. Ama onun dışında büyük oranda içeride üretilen, kendi kendimize aslında yeten bir sektörüz. Çok şükür ki bu yatırımlar yapılmış zamanında. Çünkü hakikaten tekstil yatırımları ağır yatırımlar, sermaye isteyen yatırımlar. Son 7 yılda 40 milyar TL'nin üzerinde makine yatırımı yapıldı tekstil ve ham maddeleri sektöründe. Bu yatırımları yapmak gerekiyor çünkü sürekli yeni teknolojiyi takip etmek bizim sektörümüzde rekabetçi kalmak için çok önemli. Peki şimdi kur kısmına da girecek olursak buna bağlayacağım. Yerlik oranın yüksek olduğu, sadece iplik tarafında yurt dışına bağlılığın olduğu bir sektörden bahsediyoruz. Ham madde kısmında. Evet. Dolayısıyla dolarla alıp euro ile satış. Çünkü en büyük satış pazarınız da AB pazarı, Türkiye genel ortalamasında olduğu gibi. Onun yüzdesini de alacağım ama öncelikle kurdaki mevcut seviyelere baktığımızda dolarda 6.92, euroda ise 8.12'ler seviyesindeyiz. Peki ihracatçı için rekabetçi kur dediniz. Kur başlı başına yeterli mi gelirlerdeki artış için? Tabii yeterli değil. Yani yurt içindeki maliyetler de çok önemli. Aylarca onu söyledik. Doğalgaz maliyetleri, konut fiyatlarının çok üzerindeydi sanayinin kullandığı. Orada bir indirime gidildi. Bunu memnuniyetle karşıladık. Yine bunun devamını bekliyoruz. Yani içerideki maliyetler döviz artışından çok daha hızlı artmıştı. Özellikle enerji tarafında. Bu da rekabet gücümüzü düşürmüştü.
Kurlara gelince, pariteye gelince euro-dolar paritesinin artması bizim sektörümüzün lehine. Sizin de işaret ettiğiniz gibi ana pazarımız Avrupa Birliği. %50'nin üzerinde satışımızı biz Avrupa Birliği'ne yapıyoruz ve euro ile yapıyoruz. İthalatta ise %70 civarında dolarla yapıyoruz. Özellikle pamuk, polyester gibi el yapları yurt dışından dolarla ithal ediyoruz. Dolayısıyla bu sektörün olumlu karşıladığı bir şey. Yani euro-dolar paritesinin yükselmesi bizim rekabet gücümüzü artıran bir yer. Ahmet Bey, peki tekstil sanayinde yüzde kaç kapasite kullanımla faaliyetler devam etmekte? Evet, biz %80'lerin üzerinde idi kapasite kullanım oranımız. Şu anda %60'lara doğru yaklaştık. Hala tam istediğimiz düzeyde kullanamıyoruz kapasiteleri. Biraz da bizim tabii sanayimiz, tekstil sanayi, hazır giyim sanayisine çok bağlı. Yani orada talebin oluşması bizim direkt sektörümüzü etkileyen bir durum. Çünkü ağırlıklı olarak ürettiğimiz kumaşlar bizim hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe kullanılıyor. Burada da talebin canlanması yine pandemiye bağlı bir şey. Dünyada, Avrupa'da olsun, diğer ülkelerde. Çünkü insanların biliyorsunuz tüketim alışkanlıkları biraz değişti bu süreçte. Tekrardan alışverişe başlaması bizim sektörümüzü olumlu etkileyecek. Tabii bunu yaşıyoruz yani. Her ay üstüne koyarak sektör daha da kapasite kullanım oranını yükseltmekte. Bunun önümüzdeki aylarda artacağını hep birlikte bekliyoruz. Peki pandemi döneminde şunu çok konuştuk. Türkiye tedarik açısından üst olabilir mi? Çin'in özellikle bir miktar pazarını kapabilir mi? Bunu avantaja çevirebildi mi Türk tekstilcisi? Tabii kesinlikle. Yani tabii şu anda bir talep sorunu var Hande Hanım. Yani talebin tekrar normalleşmesiyle biz bu avantajı daha da yaşadığımızı daha da net göreceğiz. Özellikle yakın coğrafyamızda Avrupa'da zaten biz en büyük ikinci tedarikçiyiz. Tekstil ve ham maddelerinde. Pazarda düştüğünü ispatlamış bir üreticiyiz, tedarikçiyiz Türkiye olarak. Bu da en büyük avantajı yine biz sağlayacağız, biz göreceğiz. Fakat talep henüz istediğimiz noktada değil. Yavaş yavaş artan bir talep görüyoruz. Ama orta vadede, uzun vadede bu Türkiye'nin lehine olacaktır. Yani Çin'den önemli bir payı biz kapacağız. Bunu da hissedebiliyoruz. Müşterilerimizle, görüşmelerimizde onlardan da bu olumlu dönüşleri alıyoruz. Dediğim gibi yani her şey talebe bağlı, talebin gelişmesine bağlı. Ve iç pazarı yeniden dönelim. İç pazarda özellikle maliyetlerinizde hangi kalemlerde artış yaşandı Sayın Öksüz? Evet, iç pazarda biliyorsunuz bizim en büyük maliyetlerimiz ham madde, işçilik ve enerji. Ham madde fiyatlarında bir artış yok genel anlamda. İşçilikte biliyorsunuz yılbaşında işçilik giderlerinde bir artış oldu. Enerji fiyatlarında çok rekabetçi değiliz maalesef. Orada hala arzu ettiğimiz yerde değiliz. Burada iyileştirmeleri bekliyoruz. Çünkü iç piyasada normal Türk lirası bazında sattığımız için bir şey oluyor yani direkt etkilenme oluyor. Dövizde olan girdiler özellikle ham madde tarafındaki artış direkt yansıyor. Tabii kurlarla olan artış bu araya yansıdı. Yani ben ham maddede fazla artış olmadı derken döviz bazında olmadı. Küçük gerilemeler oldu ama şimdi dövizin artmasıyla bir miktar TL bazında ham madde fiyatlarına da artış geldi. Bunu da göreceğiz yani iç piyasadaki fiyatlara da bir miktar yansıyacak. Şunu da sorayım. Özellikle Türkiye genel ihracatında birim başı kilogram değerler 1,5 dolarlardan 1,12 dolarlara kadar gerilediği noktada tekstil hazır giyimde tablo nedir? Özellikle birim başı değerlerin ilk 3 sırada kuşkusuz mücevherat sektörüyle yüksek olduğu bir sektörden bahsediyoruz ama evet. Pandemi döneminde geriledi mi? Nasıl etkilendi ve Temmuz'a baktığımızda birim başı değerleriniz nedir? Evet, yani bir miktar gerileme oldu döviz bazında. Bütün sektörlerde bunu yaşadık. 3 aşağı 5 yukarı. Bizim tekstil ve ham maddeleri olarak yaklaşık 4,5 dolar civarında bir ortalama birim fiyatımız mevcut. Hazır giyimle düşündüğünüz zaman bu 8 dolarları buluyor.
Ama geçen senelere göre %5 ila 10 arasında ortalama birim fiyatlarda bir gerileme yaşadık. Ama aynı şekilde döviz bazında ham maddede de bir gerileme yaşanmıştı dünya pazarlarında. Maalesef ticarette fiyatların genel anlamda, global anlamda da düştüğü bir süreç yaşandı. Bazı sektörler hariç genel olarak. Bundan tabii bizler de etkilendik. Tekstilde en değerli noktalardan biri de tabii ki katma değeri sağlayan tasarım. Tasarımı da gösterdiğiniz alanlar uluslararası organizasyon, defile, fuarlardan bahsediyoruz. Pandemi nedeniyle bunların yapılamadığı ancak sanal ortama taşındığı noktada siz bu süreci entegrasyonunu sağlayabildiniz mi? Evet, bunu sağladık. Biz tabii çok yoğun seyahat eden, fuarlara katılan bir sektörüz. Ve şu anda neredeyse bu ziyaretler neredeyse yok. Artık tamamen dijital ortamda ürünlerimizi sunmaktayız. Firmalarımızın birçoğu kendi bünyelerinde bu görüşmeleri yapmak için özel odalar yaptılar. Daha özel ve profesyonel kameralarla müşterilerimize ürünlerimizi daha iyi tanıtma imkanı bulduk. Tabii tekstil ürünü müşterinin mutlaka görmesi, dokunmasını gerektiren ürünler ama en azından ön tanıtımları bu şekilde dijital ortamda yapıyoruz. Daha sonra da bunları kargoyla müşterilerimize, hava kargoyla gönderiyoruz numuneleri. Son kararı ürünleri yine gördükten sonra veriyorlar. Örnek Kartela kumaşları müşterilerimize gönderip sonra siparişleri netleştiriyoruz. Zaten fuarların birçoğu da askıya alındı. Ama hala yapılması planlanan fuarlar var. Buralarda da yine yerimizi alıyoruz ama daha küçük metrekarelerde daha az katılımlarla buradan da ayağımızı çekmiyoruz. Yani tamamen izole olmak, çekilmek de doğru değil. Çünkü bunlar global fuarlar. Buralarda yer almamız gerekiyor. Standlarımızı korumamız gerekiyor. Ama tabii ki daha az masraflarla buna devam da edeceğiz paralelinde. Peki Ahmet Bey, ihracatçının en büyük destekçilerinden biri de Exim Bank. Bu süreçte Exim Bank desteklerini yeterli buluyor musunuz? Kimi noktalarda kimi ihracatçılarımız özellikle teminatlar konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getiriyorlardı. Bu cephede sizin yorumunuz ne olacak? Evet, Exim Bank bizim için çok önemli bir finans kaynağı. İhracatçının her zaman yanında olmuştur. Şu anda TL faizlerini de 6.95'lere kadar çektiler. Eskiden %90'ın üzerinde döviz bazında krediler sunardı Exim Bank. Bir süredir TL kredileri de devreye soktu. Tabii burada KGF tarafından uygulanan limitlerde bir artışlar biz bekledik. Bir kısmı bunların yerine geldi. Genel anlamda da bankalarda, piyasalarda, finans tarafında eskiye göre bir rahatlama var. En azından o çift haneli faizler geride kaldı. Çünkü finansman maliyeti sanayici için çok önemli. Uygun finansmanla borçlanma, satışların vadeli olduğunu düşünürseniz hem iç piyasada hem ihracatta uygun maliyetlerle borçlanmak bizler açısından çok önemli. Exim Bank'ta da yeterli kaynaklar var. Öyle bir sıkıntı yok. Sektörden gelen bu konuda bir sorun yok. Şu aşamada gayet iyi gidiyor. Ve ihracat pazarlarına bakalım. AB pazarı sizin öncelikli pazarınız. Bu dönemde farklı alternatif pazarlar geliştiriyor musunuz? Evet, şimdi tabii genel anlamda bu talebin çok düştüğü bir dönem yaşadığımız için bu süreçte ancak mevcut pazarlara ilgiler gösterebiliyoruz. Çünkü seyahat imkanı yok. Müşterilerle ilk tanışma için mutlaka hani seyahat gerekiyor. Bunun için bu önemli. Fakat Avrupa'daki bizim payımızda bir küçülme yok. En azından bu sevindirici. Bir Afrika pazarında biraz gerileme var. Asya pazarında küçük gerilemeler yaşadık. Bunları tekrar toparlamamız gerekiyor. Amerika pazarı yine bizim biliyorsunuz çok hedef pazarımız. Ticaret Bakanı geldiğinde de Wilbur Ross'la bizzat bir saat aşan bir görüşme yapmıştım.
Bu da bu süreçte biraz askıya alındı gibi ama devam ediyor hala. Yani burada ilerleniyor. Fakat tabii bu ilerleme daha az yaşanıyor bu pandemi sürecinde. Bizim hedefimiz Amerika'yla da vergisiz ticaret yapabilme. Bu çok büyük bir pazar. Ben bunu da gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle Çin ile olan Amerikan ilişkilerini göz önüne aldığımızda. Ki iki ülke birbirinin aslında tamamlayıcı nitelikte, yani rekabet alanlarına baktığımız zaman çakışmıyor. Bu da bizim için çok önemli. Amerika'dan biz pamuk alıyoruz. Pamuk ham maddesinde biz dışarı bağımlı biliyorsunuz. Bunun yerinde onların ihtiyacı olan hani kumaş, iplik, hatta hazır giyim tarafında yine öyle Amerika ithalatçı bir ülke. Hani bir win-win durumu var aslında karşılıklı. Evet. Bunu hayata geçirebilirsek bizim için gerçekten Türkiye için orta ve uzun vadede çok önemli olacak Amerika pazarı. Ahmet Bey, şimdi iş gücüne de en fazla destek sağlayan sektörlerden birisiniz. Ne kadarlık bir istihdam sağlıyor tekstil, hazır giyim ve ham maddeleri dediğimiz zaman? Evet, tekstil ve ham maddeleri olarak 430 bin civarında istihdam sağlıyoruz. Hazır giyim ile beraber 1 milyonu geçti. Bunu da biz yılbaşında basın duyurusunu da yapmıştık. Pandemi sürecinde biliyorsunuz işten çıkarmalarda hükümetin verdiği eksik çalışma ödeneği sayesinde de çok faydası oldu ve en azından buraları koruyabildik. Yani yine 1 milyon civarında bizim istihdamımız söz konusu. Bu sadece üretimde, yani sanayide. Evet. Perakende ve mağazacılık bunun dışında bırakalım. Evet, perakende ve mağazacılığın dışında 430 bin tekstil, geri kalanında da hazır giyimle beraber 500 bin de hazır giyim. 1 milyonluk bir iş gücü potansiyeline sahip bir sektörden bahsediyoruz. Sağlayan bir sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla iş gücü politikalarında da istihdamı kalıcı kılma adına nelere, nasıl bir yol haritası izlenmelidir? Aslında çok daha fazla artırabiliriz Hande Hanım. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesindeki genç nüfusa bence en önemli, en hızlı bir şekilde iş sahası açacak sektörler bizim sektörlerimiz. Bu konuda birlikte hani projeler sunduk biz ilgili bakanlıklarımıza. Özellikle hazır giyim tarafında tabii çok daha hızlı hayata geçirilebilir. Çünkü üretmeden hiçbir şey olmuyor. Bunu pandemi döneminde de yaşadık. Yani üretim gerçekten önemli. Bizim genç nüfusa da, genç işsizlerimize de, ki biliyorsunuz genç işsiz bizim oranımız çok fazla. Bu hakikaten ürkütücü rakamlara varıyor. Ve en hızlı iş açma sahası yine bizim sektörümüzde. Yani buna daha fazla eğilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Zaten teşvikli bölgeler bir takım yeni konulacak bazı avantajlarla, ki çok fazla sosyal imkanlardan faydalanan bölgelerimiz biliyorsunuz. Çok fazla devletin zaten katkıda bulunduğu bölgelerde daha fazla iş sahası açabiliriz. Çünkü batıda hakikaten zorlanıyoruz. İşçi bulmakta zorlanıyoruz. İnsanlar çok çalışmak istemiyorlar. Ama Anadolu'da çok daha fazla bu işin potansiyelini görüyoruz. Evet, iş gücü kaynağının yüksek olduğu Anadolu'da özellikle istihdamı daha cazip hale getirecek desteklere de ihtiyaç vardır diyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum ben de. Ben teşekkür ederim Hande. İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz bizlerle birlikteydi. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Bursa sanayisini konuşacağız, otomotiv diyeceğiz ama öncesinde kısacık bir ara. Piyasa hattına yeniden hoş geldiniz. Bu bölümde Bursa ekonomisini konuşacağız. Diğer yanda otomotiv diyeceğiz. Otomotiv sektöründe çok başlıklarımız var. Hemen konuğumuza dönelim. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay bizlerle birlikte. İbrahim Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hande Hanım.
İbrahim Bey, Bursa'yı soracağım ama öncesinde geçtiğimiz haftalarda Gemlik'te temeli atılan Türkiye'nin yerli milli elektrikli aracının ardından otomotiv sektöründe de şu 3 gündür konuştuğumuz konuların başında da özellikle 6 şirket ki bunların 6'sında Türkiye'de üretimi var. Kredi kampanya paketinden çıkarıldılar fiyat artışı nedeniyle. Bunu otomotiv sanayinin de aslında nabzının attığı bir kent olarak Bursa'dan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle tabii Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun ve ilk yerli milli aracımızın temelinin atılması Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem Bursa hem de Türkiye için gerçekten çok önemli. Hem Bursalı hem yerli dediğimiz inşallah yeni teknoloji otonom sürüşte de Türkiye dünyadaki varlığını devam ettirecek bu sektörde. Otomotiv sektörü tabii hem Bursa için hem de Türkiye için en önemli sektörlerden bir tanesi. Özellikle hem üretim, istihdam ve ihracattaki kapasitesine baktığımızda bizim şampiyon sektörümüz. Ve şükürler olsun yani son iki aylık verilere baktığımızda da sektör toparlanmaya başladı. Özellikle başta iç piyasa olmak üzere neredeyse Temmuz ayında 90 binleri hedefliyoruz. Yani sene sonu itibariyle 650-700 bin seviyelerine çıkacak olan bir sektör. Yani bu da tabii 2019 rakamlarından daha iyi bir rakam. Yani bu anlamda özellikle pandemi sürecinde Türkiye'nin özellikle başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın diğer tüm hükümet yetkililerinin yürütmüş olduğu strateji ve politikalar gerçekten bu pandemi sürecinde Türkiye'yi farklılaştırdı. Bunu sanayi olarak bizler de inşallah yaşayacağız. Öyle ümit ediyoruz. Burada en büyük kaygı bana göre özellikle Avrupa'nın toparlanma süreci. Çünkü Bursa ve Türkiye'de otomotiv sektörü neredeyse ihracatının %70'inden fazlasını Euro bölgesine gerçekleştirmekte. Burada çaprazın da diğer unsurların da gerçekten şu an destekleyici unsurları var. Yani umut ediyorum ikinci dalgayla karşı karşıya kalmaz hem Türkiye hem de Avrupa ve dünya. Ve bu toparlanma süreci de hızlı bir şekilde devam eder. Tabii otomotiv sektöründe sizin de bahsettiğiniz gibi ağırlıklı yerli üreticilerin bu destek kapsamından çıkması. Tabii hem dövizde hem enflasyondaki ufak artışlar aslında şirketlerin de belki fiyat ayarlamaları yapmalarına ihtiyaç doğurdu. Yani bu anlamda da tabii şirketlerin şu anki özellikle talep kısmına baktığımızda bence buradaki en önemli etkenlerden bir tanesi sektörün de hızlı toparlanma sürecine girmesiyle bu paketten çıkartılması söz konusu oldu. Ben bu uygulamanın sektörü olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. İnşallah otomotiv sektörü rekorları kıracak. Özellikle Temmuz ayındaki şu anki rakamlar çok iyi. Tabii bayram devreye giriyor ay sonu itibariyle. Bayramdan kaynaklı ana sanayideki firmalarımızın belki 1-2 haftalık hem üretime ara vermeleri. Çünkü neredeyse ihracatın %70-80'ini Avrupa bölgesine yapılıyor. Avrupa da şu anda özellikle yaz tatiline girmiş durumda. Bütün bunlar tabii sektörü gidişatını da etkiliyor. Sayın Burkay, şunu da sormak istiyorum. Bursa dediğimizde özellikle tekstil, otomotiv, turizm ve gıda sanayiyle ön plana çıkan şehirlerimizden biri. Geçtiğimiz günlerde Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdemir özellikle küçük ve orta boy işletmelerin bu süreçteki finansal sıkıntıların aşmaları adına vergi barışı, vergi affını talebinde bulunduklarını dile getirmişti. Ve Bursa'da da bu sektörlerin büyük fabrikaların yanında da yan sanayileri de gelişmiş olan, dolayısıyla çok yüksek oranda KOBİ'yi barındıran bir şehirden bahsediyoruz. Sizin yaklaşımınız ne olacak? Şimdi sizin de dediğiniz gibi özellikle sanayi kentlerinin yanında bizim küçük orta ölçekli esnaf kesimimiz, yani bu pandeminin en yoğun hasarını verdiği alan küçük esnaflarımız, küçük orta ölçekli işletmelerimiz. Yani burada tabii biz borç yükünün, borç stoğunun ötelenmesinden ziyade ciddi anlamda bu yükün ortadan kaldıracak vergi aflarının özellikle küçük orta ölçekli esnafımıza ciddi destek olacağına inanıyoruz. Tabii ihracatçı ve global markette oyuncu olan şirketlerin süreçten hızlı çıkmaları çok mümkün. Fakat esnafa baktığımızda özellikle bu sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte
pandemi sürecindeki bu sosyal mesafe kurallarıyla birlikte çok olumsuz etkilendi. Özellikle 4-5 tane önemli alan var. Bu alanlarda çalışan esnafımız, hizmet üreten şirketlerimiz, esnaflarımız sıkıntı yaşıyorlar. Yani bu anlamda bir çalışma olduğunu da biliyoruz. Bunlarla ilgili özellikle Türkiye Odalar Borsalar Birliği nezdinde bütün odalar ve borsalar olarak biz bütün önerilerimizi sunduk. İnşallah bunlarla ilgili de küçük esnafın destekleyici paketler açıklanıyor. Şu anda da birkaç yine finansal destek paketleri var. Ama bu tarz finansal destekle birlikte bizim bu borç stoğunu ortadan kaldıracak afların da devreye girerek bunu sürdürmemiz lazım. Özellikle bu kiralarla ilgili ciddi sıkıntılar oluşmaya başladı. Özellikle küçük esnafın bu pandemi sürecinde kiralarını ödeyememesi sadece kira geliriyle yaşayan emlak sahiplerini de sıkıntıya uğrattı. İşte burada biraz vergisel düzenlemelere ihtiyaç var. Yani bu anlamda tabii Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın bu konuda yaptığı çalışmalar inşallah önümüzdeki süreçte küçük esnafı da rahatlatacak bir süreci önümüze koyacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de. Değerli katkılarınızdan dolayı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay bizlerle birlikteydi ve böylelikle piyasa hattını bugünlük burada noktalarken şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Gözde Kuyumcu sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.